Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bilenleriniz ve bilmeyenleriniz için ben Esra. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Bak bir düşündüm iyi miyim derken. Yok, iyiyim. Ama şöyle bir durum oldu. Şöyle bir şey başıma geldi tabii ki. Duştayken düşmemek için, totoyu kırmamak için ani hareket yapınca ayak parmağımı kırdım. O yüzden biraz ağrılı bir süreç geçiriyorum. Yani tabii azaldı ağrısı şu an çok şükür ama hani ağrı var. O yüzden de buralarda neden yoktum 6 ayda? 6 ay oldu, belki 7 ay olacak. Arkadaşlar inanın ki yetişemiyorum. İki çocuk. Yaz boyu full enerjik iki tane çocukla düşünün yani. Biri hiç evde durmuyor zaten. Süheyva hiç evde tutamadım Süheyva'yı bu yaz hiç evde. Hala işte dışarı çıkmak için ısrar ediyor ama artık havalar o kadar soğudu ki dışarıya çıkartmıyorum. Yani çok çıkartmamaya çalışıyorum ama bugün doktor randevusu var Süheyva'nın. Süheyva arkadaşlar saç yiyor bu arada. Bunun çözümünü nasıl yapacağım bilmiyorum. Süheyva saç yiyor. O yüzden de bugün doktora götüreceğim bakayım. Benim mesela dökülen saçlarımı yerden alıyor ve yiyor. İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum ben de. Bir çocukla bunu görüyorum yani. Çok derdim var. Çok derdim var. Allah tabii dermansız dert vermesin ama derdim var. Bayağı sorunlu bir aileyiz. Toprak okula gitmek istemiyor. Bu sabah yine ağlayarak gönderdim falan. Yani bütün çocuklarım bir anormal. Gerçekten bak bütün çocuklarım anormal. Neyse bugün ne yapacağız? Dediğim gibi buralara 6 aydan beri gelemedim. Yoktum. Beni takipten çıkmamanız yani beni takipten çıkarmamanız beni çok mutlu etti. Çünkü gerçekten arkadaşlar yetişemiyorum. Ev işleri, çocuklar, ondan sonra kendi özel şeylerim falan filan. Gerçekten hani, vaktim olmuyor ama tamam artık döndüm artık. Artık tamamen döndüm. Artık tamamen YouTube'dayım. En az haftada bir video yüklemeye çalışacağım. En kötü 2 haftada bir yüklerim ama haftada bir yüklemeye gayret edeceğim. Dediğim gibi. Bugün ne yapıyoruz? Şimdi ben kalktım. Saat şu an 11.30 zaten. Yani saat öğlen oldu. Öğlen 2'de Süheyva'nın randevusu var. Öğleden sonra yazdım çünkü Toprak öğle arası eve geliyor. O yüzden onu eve gelsin. Karnını doyurayım, göndereyim. Ondan sonra Süheyva için gideceğiz. Şey hastane dediğim gibi kıl yiyor. Kıl yediği için hastaneye götüreceğim. Gerçekten ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Böyle bir şey başınıza geldi mi daha önce? Hani haberiniz var mı? Nedir, ne değildir? İnternetten baktım. Bazı çocuklar yiyormuş. Sebebi çinko eksikliği veya işte demir eksikliği de olabilirmiş. Hani toprak yiyen çocuklar gibi. Ama depresyonda da olabilirmiş. Yani pika hastalığı da olabilirmiş. Pika sendromu. Yani artık gerçekten sapıttım. Yetişemiyorum arkadaşlar. O kadar çok sorunla baş etmeye çalışıyorum ki inanın. Hani bir yerden sonra tıkanıyor insan ya öyle oluyorum. O konuma geliyorum yani ben de. Ama tabii ki çok şükür dediğim gibi Allah dermansız dert vermesin. Böyle. Şimdi bugün yapacaklarımızı sıralıyorum size. Dediğim gibi şimdi Toprak gelecek. Onun için kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra Cima. Kızım da oradan beni izliyor. Kahvaltı hazırlayacağız. Sonra giyinip hazırlanıp hastaneye gideceğiz. Bakalım neymiş ne. Ama gerçi büyük ihtimalle işte kan tahliline falan bakacak. Öğleden sonra olduğu için ve bugün Cuma olduğu için büyük ihtimalle sonuçlarımız pazartesiye kalacak. O yüzden çok büyük bir hata yaptığımı düşünüyorum. Sonradan aklıma geldi. Dedim ki Cuma tahlil alsa mesela sonuçlar ne zaman çıkacak? Pazartesiye çıkar çünkü yarın hafta sonu. Değil mi anneciğim? Sonra pazartesi günü toprağa götüreceğim doktora. Ona da randevu aldım. Ona niye diye aldım. O da iştah yok. Hiç yemek yemiyor. Mesela sabah kahvaltı hazırlıyorum ya. Dört dörtlük kahvaltı hazırlıyorum. Sabah 7'de kalkıp asla ağzına bir lokma bile sürmüyor. İşte süt içerse içiyor. Ondan sonra gidiyor. Öğlen eve geliyor. Diyor ki ben okulda yedim. Tabii çantasına para koyuyorum aç gittiği için. Diyor ki ben okulda karnımı doyurdum yemeyeceğim. Öğle arası eve geliyor ama yemek yemiyor mesela. Bazen yiyor bazen yemiyor. Falan neyse işte böyle şeyler. O ya işte yemekle alakalı bir topraksızdan doğduğundan beri böyle yemekle ilgili bir sorunu olan bir çocuk. Bir de onu götüreyim diyorum bakayım. Çünkü artık yani 7,5 yaşında. Hani düzelmesi gerekiyor diye düşünüyorum yani. Tamam hadi bebekken öyleydi böyleydi ama artık hani büyüdü yani artık vücudu yemek yemek istiyor yani ama yemiyor. Yemiyor. Dün mesela mis gibi yemekler yaptım. Ne yemedi? Ne yedi dersiniz? Yemek yemek yerine noodle yedi. Anne noodle yap, noodle yap. Seni çok seviyorum anneciğim. Sen beni kırmazsın. Tamam hadi canı onu çekti. Ya, iştahla yediği için onu yap veriyorum. Dedim ki ondan sonra akşam oğlum hadi gel bir çorba içelim. Zar zor yarım tabak çorbayı bak zar zor o da. Yalvara yakara yarım tabak içti. Yani. Midesi ufak. Onun midesini de büyütmem lazım. Böyle işte arkadaşlar dediğim gibi. Buralara gelemememin sebebi de bunlar. Yetişemiyorum arkadaşım. Gerçekten yetişemiyorum. Ders, ödev,
iki çocuk, sorumluluklar, evle ilgili sorumluluklar, kendimle ilgili yapacağım işlerim oluyor. Yetişemiyorum. Ama tabii artık kış moduna geçtik ya. Yazın çok yoğun oluyorum. Ama artık kış moduna geçtik. Kışın düzen oturtacağım. Evet, Aralık ayındayız. Ne kış mı kaldı? Yaza gireceğiz. 2 ay kaldı yaza. Mart'ta biliyorsunuz bahar geliyor. O yüzden 2 ay kaldı. Hem dedim hani böyle yeni yıl bitmeden. Bu yıl baktım çok az video atmışım. Gerçekten bu yıl çok az video atmışım. 2024'ü telafi et. Seneye telafi ederiz inşallah. Edeceğiz. Kendime güveniyorum. Bundan sonra başaracağım arkadaşlar. Gerçekten başaracağım. Neyse böyle. Şimdi ben kalkayım bir kahvaltı hazırlayayım bakayım. Çay içiyorum bu arada. Çayımı bitireyim öyle kalkacağım. Yeni demledim taze. Çayımı içeyim sonra kalkayım. Değil mi anne? Bak oradan beni izliyor bak. Duruşa. O ayaklarını falan yerim. Yiyeyim mi ayaklarını? Evet. Ne yaptım biliyor musunuz? Hemen 2 dakikada şöyle patateslerimi soydum. Tabii mutfağım dağınıklığına bakmayın. Patateslerimi soydum. Yanında buzlukta köftem var. Köfteyle patates kızartacağım. Öğlene. Öyle, yani artık öğle yemeği çünkü. Ondan sonra cırma. Tamamızdır yani. Az yapıyorum. Şimdi zaten evde 3 kişiyiz. 3 kişiyiz ama toprak dediğim gibi yarım yiyor. Seva'dan daha az yiyor. Öyle düşünün yani. Seva'da video izlediği için şu anda. Videonun sesi çok geliyor buraya. Kızım. Sorun var bir tane. Evet, sesini kıstık. Hemen patateslerim kızarsın. Sonra dediğim gibi üstüne hemen köfte. Ona sevayı doyuracağım çünkü o yiyecek gibi bir tipi var onun. O yüzden erken yapıyorum. Normalde daha yapmamam lazım ama. Sevanın uyuyacak gibi bir tipi var. O yüzden yapıyorum hemen şimdiden. Kızartıyorum. Toprağın köftelerini kızartmayacağım. O gelesiye yakın kızartırım. Böyle. Yan dostlarım. Üstüm ne kadar alakasız. Alt başka, üst başka. Ne yapayım ya. Evet şöyle. Susanım'ın menüsü hazır. Yiyelim mi annem ben? Ha? Tamam yiyeceğiz dur. Acıktı ne yapsın yavrum? Acıktı yavrum. Değil mi yavrum? Onu, sıcak mı? Sıcak. Ay. Ye. Reklam mı girdi? Patates ha? Patates. Suhan'ımı doyurduk. Şimdi oğlumun köftelerini kızartacağım. O da şimdi gelecek çünkü. Ona da şöyle 3 tane kızartayım. Çünkü patates de var ya kaldısını yemez. Şöyle koyayım. Oh! Böyle işte arkadaşlar. Daha fazla ışık gerekli diyor. Işığı açıyorum. O zaman da kafam şey oluyor. Böyle olsun mu? Hadi olsun bari. Bunlar da kızarsın kısık ateşte. Mutfağın haline bakar mısınız? Şöyle bakın hop. Yani bunlar aslında tabii hemen buraya gitseler rahatlayacağız da. Bu ne yapmış? Bak suyu telefona dökmüş. Bu telefonu bozacak. En sonunda bu telefon bozulacak suya var elinde. Oğlum geldi. Kaç tane köfteydi? 2. 2 tane yedin. Evet çok az yedin. Ne yapıyorsunuz? Bebeklerim benim. Benim güzel bebeklerim. Özledin mi abini? Ay abisini çok özlemiş. Çok mu özledin abini kızım? Ha? Abi gidiyor ama okula gidiyor abi.
Toprak hemen derslerini yap gel, tamam mı aşkım? Bak kardeşin seni özlemeyiz. Toprak sen ne yapıyorsun orada? Biraz bekleyin. Geliyorum. En son Toprak'ı okula göndermişim. Orada kalmışız. Telefonu şöyle dayayım mı? Bakayım şöyle. Nasıl? Evet. Dediğim gibi işte en son Toprak'ı okula göndermiştim. Ondan sonra neyse Süleyman'ın karnı ağrıdı. Oraları hiç çekemedim zaten bir daha sonra video. Telefonumu bile elime zor aldım yani. Süleyman'ın karnı ağrıdı. Hastaneye gittik. Zaten biliyorsun randevum vardı. Randevu için işte tahlilleri falan verdik. Doktora dedim ki ultrason çeker misiniz? Çünkü hani karnı ağrıyor. Dedi ki pazartesiye kadar takip et. Eğer dedi hani sonuçlara göre çekeriz. Neyse tabii yani başından savdı beni. Bize zaten orada ben bir saat bekledim randevumu bu arada. Randevum 2'deydi ya 3'te girdim. Çünkü acil servis bölümünde 2 aylık bir bebek tıkanmış. Bütün doktorlar onun başına gitmiş. Bizim çocuk doktor da oraya gitmiş tabii ki. Allah yardımcısı olsun yani zor bir şey. Bir saat bekledik orada. Tabii ki yani böyle durumlarda tabii ki bekleyebiliriz yani sıkıntı yok. Hani yanlış anlaşılmasın sonra. Neyse işte tahlilere al dediğim gibi kan tahlili verdik. Pazartesi günü sonuçlarımız çıkacak. Ama oradan çıktıktan sonra Süleyman'ın karnı çok ağrıdı. Gerçekten ağlamaya devam etti yani. Bir karına çünkü ya çömüyor. Çömüyor ve ağlıyor yani tuvaletini yapamadığı için. Hemen oradan Medicar'a gittik. Medicar'da röntgen çekildi. Orada ultrason yokmuş. Yani şansıma gerçekten. Neyse ultrason yokmuş dediğim gibi. Yani ya da vardı da bilmiyorum. Doktor acil bölümünde mi yoktu artık ultrason olarak bilmiyorum ama yok dedi. Ondan sonra neyse bir de özel hastane yani hani. Ama ultrason çekilmiyor. Neyse filme gönderdim. Filmde işte karnına gaz varmış, sıkışma varmış. Neyse ondan sonra cıma lağma yapıldı. Lağmadan sonra bir 15 dakika falan sanırım. Hatta belki 20 dakika sürekli ağladı. Ikınıyor, yapamıyor. Ya o kadar çok kötü oldum ki. Yani gerçekten o kadar kötü. Ya insanın gerçekten var ya Allah'ım kimse evladıyla sınamasın. Çok kötü bir şey yani. Mesela ona geleceğine bana gelsin. Mesela öyle diyorsun ya gerçekten öyle. Çünkü onu o halde gördüğün zaman çünkü elinden de bir şey gelmiyor. Hani yapabileceğin bir şey yok. Çünkü her şeyi yapmışsın yani daha ne yapabilirsin. O yüzden çok kötü oldu gerçekten. Ya bu akşam bizim için felaketti. Neyse ondan sonra cim azıcık bir yaptı. Yine tabii ki bir sürü kıl çıktı poposu tuvaletinden. Ondan sonra neyse dedik ki yani biraz daha çünkü karnı ağrıyor daha ya az yaptı yani. Hani kabız olarak yaptı ve yine az yaptı. Neyse ondan sonra cim ablam dedi ki bir tane daha lağma yaptıralım. Neyse bir tane daha lağma yaptırdık. Aslında çok içimde yoktu yani lağma. Hani ikinciyi yaptırmak ama. Neyse artık yapıldı lağma. Ondan sonra ben o ara su almaya gitmiştim. Kayınvalidemle ablam vardı başında. Süleyman'ın başında. İkinci lağma yapılmış. Ben su alıp gelene kadar. Sonrasında işte bir çok azıcık daha yaptı. Ama onda da biraz zorlandı ve çok az daha yaptı. Yine kabız tabii ki. Neyse ondan sonra tabii biraz ama rahatladı. En azından biraz içini boşalttırdık yani. Hani iyi oldu. Oradan çıktık eve geldik. Süleyman bugün çok yıprandı bu arada. Çok yıprandığı için de hani ben hemen ona doyurdum, uyuttum. Şu an uyuyor. Hemen o uyudu. Uykudayken ben hemen bir duşa girdim. Çünkü artık hani çok bitkin ve yorgunum. Duşa girdim. Ayağımdaki şeyi çıkarttım. Şimdi o ayağımı tekrar saracağım. O banttan almıştım eczaneden. Doktor al demişti. Hani kirlendikçe değiştirsin demiş. Şimdi tekrar ayağımı saracağım biraz sonra. Çünkü ayağım şu an hala ağrıyor. Bir de full ayakta durduğum için. Gerçekten parmağım ağrıdı yani. Şu an ağrıyor parmağım. Neyse ondan sonra arkadaşlar eve geldik ya. Onu anlatıyorum. Eve geldik. Böyle bir saat falan daha geçti sanırım. Sonra tuvaletini yaptı bir daha. Büyük tuvaletini. Ama bu sefer kabız gibi değil. Normal yaptı çok şükür. Ondan sonra rahatladı zaten. Sonra mama içirdim. Çorba yaptım. Çorbayı içmedim. Mama içirdim. Şu an uyuyor. Böyle işte ben de dediğim gibi duşa girdim çıktım. Toprak içeride televizyon izliyor. Telefonuna bakıyor televizyon izliyor falan. İşte cuma rahatlığı yani. Onu da ellemiyorum hiç zaten hiç halim yok. Onunla uğraşacak halim de yok. Birazdan ona da biraz ödev yaptıracağım tabii ki. Çünkü hafta sonuna kaldığı zaman ödevleri çok sıkışınca birbirine olmuyor yani. Çok ödev var. Yani 10 sayfa falan ödev var sanırım. O yüzden onların yarısını yaptırmam. En azından bir 4 sayfa ödev yaptıracağım. Bu akşam öyle yatacağız. Böyle işte arkadaşlar. Ben şimdi dediğim gibi kahve içiyorum. Kahvemi içeyim. Ondan sonra tekrar videoya devam etmeye çalışacağım. Ya şöyle bak işte bak hep böyle oluyor biliyor musunuz? Video başlatıyorum ama devamı bir şekilde gelmiyor. Ama çekeceğim. Çekeceğim evet. Ondan sonra çekeceğim. Şey yok. Dönmek yok bu sefer. Pijamam nasıl sarı? Sarı yeşil. Aradaki uyuma bakar mısınız? Kahvemi içeyim dediğim gibi.
Çok yorgunum. Bak gözlerim o kadar yorgun ki. Ama ne yapıyorum? Direniyorum. Diren Allah, diren yani. Neyse. Evet arkadaşlar, bu videom bu kadar olsun. Çünkü dediğim gibi şimdi ayağımı saracağım. Ondan sonra toprağa biraz ödev yaptırır mıyım bilmiyorum. Bak yaptırasım var. Ama o şeyim de yok. Modum da yok. O yüzden bilmiyorum. Belki onu bu akşamlık özgür bırakırım. Kendimi yatağa atar uyurum. Çünkü ayağım da ağrıyor hala daha. Bir sarayım kendine gelsin ayağımda. Parmağım çok ağrıyor şu an. Böyle zın zın zınlıyor yani. Ayakkabının içindeydi ya full. Rahat olması lazım. Falan filan işte yani böyle. Parmağı kırılanlar bilir. Evet işte videom bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.